İyi günler. Cuma sohbetleri başlıyor. Başlıyor diyoruz ama başlayan zaten yolun yarısını da bitirmiş oluyor. Neresinden başlayacağımızı bilmek lazım. Neresinden başlayalım? Aslında başlamak için şöyle biraz düşünmek lazım. Düşünmemize de gerek yok. Etrafımıza baktığımız zaman veya haberleri dinlediğimiz zaman konular belli. Konular belli de biz bugünkü konuğumla, Gülçe Müftümüz Sayın Hasan Liman'la Kur'an diyeceğiz. Kur'an eğitimi diyeceğiz. Kur'an kursları diyeceğiz. Sonra ne diyeceğiz? Kur'an'ı okuyan, Kur'an'ı hıfzeden, Kur'an'ı hayat tarzı haline getirmiş insanların olaylar karşısında tutum ve davranışları, bakış açısı. Ne yapması gerektiğini bilir mi, bilmez mi? Ama en önemlisi hayatı Kur'an, hayatı kurduğu gibi bir kural koymasını. Ev alıyoruz, ev sahibi oluyoruz. Kendi evimizin kurallarını koymayalım. Allah-u Teala da eğer bu hayatı kurmuşsa, bu hayatın bir kurallarını koymuştur. Bu kuralların da bir yazılımı olmalı. O yazılımı da Kur'an-ı Kerim. Oradan gireceğiz. Allah-u Teala hayatı kurduysa, hayatın kurallarını koyduysa, onun da bir kitabı varsa o da Kur'an-ı Kerim. Müftü Bey'im hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kur'an, Kur'an eğitimi, Kur'an kursları ve Kur'an'ı öğrenen, hıfzeden, Kur'an'ı olduğu gibi ayetleriyle yaşamaya başlayan insanın davranışları. Konu geniş. Konu geniş. Önce Rabbimize hamd edelim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da salat ve selamlarımızı gönderelim. Yüce Rabbimiz sohbetimizi hayırlı, bereketli eylesin. Malum yaz Kur'an kurslarımız sona erdi. Her sene olduğu gibi bu sene de camilerimiz çocuklarla cıvıl cıvıl oldu. Çocuklarımız camilere koştular, Kur'an öğrendiler, ahlak bilgileri öğrendiler. Dinimizin onlardan istediği örnek birer Müslüman nasıl olabilirler onlarla alakalı hayatlarında güzel bilgi demetlerini kendilerine sunduk. Camilerde çocuk sesinin gelmesi bir müftü olarak size ne hatırlattı veya kendi çocukluğumuza dair bazı deliller, işaretler de vermiştir herhalde veya anımsatmıştır. Yani biz çocukken özellikle camilere gittiğimizde çok farklı bir ortamda, özellikle büyüklerle beraber olduğumuz için, hani çocuklar ve büyükler aynı ortamda, aynı işi yapıyor, büyük bir iş yapıyorduk, öyle hisseder çocuklar. Biz de o duygulara kapanırdık. Bir de caminin kendi manevi bir atmosferi var. Yüce Rabbimizin evi, Allah'ın evi, Beytullah. Allah'ın evinin birer şubeleridir mescitler. Ve mescitler Allah'a ibadet edilen yerlerdir. Yani her yerin kendisine has bir kimliği, kişiliği vardır. Mesela bir eğlence mekanı sadece dünyevi bir ihtiyacın giderilmesi için orada bulunur. Şöyle diyebilir miyiz? Mutfağı yatak odası olarak kullanamazsınız. Camiyi de öyle rastgele kullanamazsınız. Orası herkesin bir ibadet. Amacı var. Onun da caminin de o manevi havası hemen girildiği zaman insanlar hisseder, üzerinde etkiler. Çocuklar da daha çok etkiler. Çünkü çocuklar saftırlar, temizdirler. Cami giresi çocuklara çarpar. Allah'ın evine girdikleri onlar da çok farklı bir hemen bir manevi haz oluşturur. Dolayısıyla da çocuklarımızı camilerle buluşturduk. Tabii bu açıdan sevinçliyiz. Çocuklarımızı camilere aldık ama şu açıdan da üzgünüz. Maalesef belli bir programla, belli bir eğitim modeliyle ancak çocukları şu an camiye getirebiliyoruz. Onun haricinde okul meşgalesi... Müfredat mı bu? Yani hani biz yaz Kur'an kursları sebebiyle geldiler. Onun haricinde bir ekstra bir çalışma olması lazım ki çocuklarımızı tekrar camilerimize ya da annelerin, babaların, dedelerin çocukları camiye getirmeleri gerekiyor. Bunu kendilerine bir vazife bilmeleri gerekiyor. Yani Kur'an kursunda yazın camiye gelen çocuğumuz sonrasında da gelsin. Bazı çocuklarımızı sadece yazları görebiliyoruz. Yazdan yaza görüyoruz. Katılım var mıydı peki? Katılım ilçemizde pandemi dolayısıyla geçen senelere nazaran biraz eksilme oldu ama hemen hemen aynı sayı yaklaşık 700'e yakın çocuğumuz yaz çok Kur'an ya, kursu eğitimi aldı bizlerden. Peki o Kur'an'ı öğrendiler. Hocalara en büyük belki görev, belki sorumluluk, belki yük ama öğrendiği şeyi yaşamayı da öğretme imkanımız var mı? Mutlaka. Zaten öğrenmek amel etmek için yapılır. Eğer bir bilgi hayata aktarılmayacaksa bir yüktür. Hatta o kadar büyük bir yüktür ki insanın vicdanını da sızlatır. Bilmese en azından cahilliğine yorumlanır. Ama bile bile yaparsa
hem cahillik vardır. Yapmazsa da bile. Bile yapmazsa. Yani yapılmaması gerekeni yaparsa, yapılması gerekeni de yapmazsa. Öğrendiğinin tersini yaparsa, evet, değil mi? Öyle diyelim. Hani evet. O tam orada tam anlamını o karşılıyor. Öğrendiğinin tersini yaparsa bildiği halde cahillikten bir kat daha vebali sorumluluğu vardır. Vebal ağır mı burada? Mutlaka vardır. Bu manada inşallah hani eğitim bir süreç. Sadece böyle yazın çocuğumuzu camiye gönderdik. 2 ay ondan sonra da tamam ben çocuğum için din eğitimini tamamladım diyemeyiz. Böyle bir şey olması imkansızdır. Çocuk anne babanın yemek yerken nasıl yemek yendiğini öğrenecek. Anne babanın birbirleriyle hitap ederken karı koca kendisine nasıl hitap edilir? Bunları öğrenecek. Bunlar ayet olarak sunuluyor da. Tabii hayatın her alanına dair. Her alanına, her anda hitap eden bir kitap. Hitap yani şunu Peygamber Efendimizin hayatından, ayetlerden görüyoruz bunu. Ey iman edenler, peygambere seslendiğiniz zaman sesinizi yüksek sesle, kaba bir şekilde seslenmeyin. Nazik ve kibar bir şekilde Hazreti Peygamber'e seslenin. Allah bizden bunu istiyor. Şimdi Peygamber Efendimiz'den isteniyorsa bu güzel bir şey demek ki. Güzel bir şeyse... Peygamber Efendimiz de sesini yükseltmeyen ve siz o şefkatle yaklaşan her şeye, kendi gönül aleminde yaklaşan ve gönülleri kazanmak üzere hitap eden bir insan. Bir insan ve bize bunu öğretiyor. Evet. Demek ki biz Peygamber Efendimiz'e, ashabı sesini yükseltmeyecekse biz de o zaman eşimize sesimizi yükseltmeyelim. Çocuklarımıza sesimizi yükseltmeyelim. Hocamıza, arkadaşımıza sesimizi yükseltmeyelim. Dediğiniz gibi dostumuza sesimizi yükseltmeyelim. Evet. Yani hani sesimizi yükselttikçe karşı taraf daha iyi duymuyor. O alıcıları daha çok kapanıyor. O biz sesimizi yükselttikçe daha ters tepki vermeye başlıyor. Şöyle de olmuyor mu? Bağırırsam haklı çıkarım gibi de bir kanaat var toplumda. Evet yani genelde haksızlar, haksız olduklarından kendilerini seslerini yükselterek ifade ediyorlar. Yani dolayısıyla Kur'an bize bütün ahlaki güzellikleri gösteriyor. Zaten ben şöyle bir bu konu bugün şöyle bir vahiy ve vahyin karşıtı kelimesi üzerinden biraz girelim, tabii. Değinmek istiyorum. Kur'an'a girdik ya. Evet, Kur'an'dan hem de çocuklarımızın nasıl bir güzel insan olmasına katkı sunabilmemiz açısından. Şimdi biz şuna inanıyoruz. Müslümanlar vahye ne kadar bağlı kalırsalar hem dünyaları hem de ahiretleri kurtulacak. Biz vahye ne kadar boyun bükersek, vahyin emirlerini ne kadar çok yerine getirirsek o kadar iyi insan olacağız. Peki bu dünyada bir ikilik vardır. Her şey ikilem üzerine kuruludur. Mesela kutup değil mi? İki kutup. İki kutup vardır. İyi vardır, kötü vardır. Sıcak vardır, soğuk vardır. Yani baktığımızda kadın vardır, erkek vardır. Her şey dünyada ikili yaratılmıştır. Dünyanın bütün yaratılış Rabbimiz tarafından yaratılış hayat zıtlarıyla kaim sözü de burada geçer. Buradan gelir. Ayet-i kerimede de Rabbimiz veşşef'i vel vetr ikiyi ve teki teke yemin olsun diyor Rabbimiz. İki, her şey ikidir. Allah Azze ve Celle'nin dışındaki her şey ikidir. Ezvaçtır, zevcelidir. Yani eşi vardır. Hepsinin eşi vardır ama Yüce Rabbimiz tektir. Şimdi buradan hareketle gelirsek eğer vahiyin de karşısında bir ikili olduğu bir zıttı var. Onun da hayat zıttıyla kaim her şey. Vahiyin karşısında da ne var? Heva var. Heva. Heves. Evet, heva ne demek? Şimdi çok ilginç. Heva kelimesi Arapçada birçok anlamlarda kullanılıyor. Fakat mesela heva hani arzu etmek, istemek, bir şeye şevk duymak, bir şeyi çok büyük şevkle istemek anlamlarına geliyor. Ama heva kelimesinin asıl kökenine gittiğimizde heva kelimesi aşağıya doğru inmek anlamına geliyor. Vahiy bizi alır. Allah katına derecemizi yükseltir, yüce insan yapar, üstün insan yapar, örnek insan yapar. İnsanlar nazarında, diğer melekut nazarında ve bütün kainatta bizi değerli yapar vahiy. Heva ise bizi alçaltır da alçaltır. Böyle bir ikilem vardır. Nefisle alakalı gibi geldi sizin anlattığınız. Nefsiz, heva, nefs, hevamız vardır. Nefsimiz hevaları arzu eder. Aşağı olan şeyleri arzu eder. Neden? Çünkü aşağıya doğru gitmek kolaydır. Mesela şuradan bir şeyi şöyle küçük bir dokunuşla yukarıya doğru çıkmaz o. Çıkmaz. Ne yapar? Yer çekimi, aşağıya doğru gider. Yer çekimi kanunu. Yer çekimi kanunu. Ahlaken de böyledir. Yani ben eğer çocuklarıma, etrafımdaki insanlara, hayata dokunmasam aşağı doğru gider o.
Doğal olan odur. Bozulma efsane safilin dedikleri şey mi? Şeyi oraya doğru gider. Oraya İnsan gidiyor. Oraya doğru gider. Madde oraya doğru gider. Yani bütün her şey. Evler bile. Yani sen bir eve dokunma. 5 yıl o eve girme. 5 yıl sonra girdiğinde o ev aşağılardadır. Çökmeye başlar. 5 yıl öncesine göre aşağıdadır. Ruhunu kaybeder. Kaybeder ama dokun ona, yücel. 5 yıl sonra daha böyle imar edilmiştir. Şimdi o halde şöyle düşüneceğiz. Demek ki biz Kur'an'a, vahye, Allah'ın emirlerine sımsıkı sarıldıkça, onları yaşadıkça yükseleceğiz. Ne, bu yapmak zor ama. Yükselmek zor. Hani gördüğünüz gibi şunu şuradan bir kiloyu... Daha çıkmak gibi. Aynen. Bir kiloyu kaldırmak, hani bir elimle kaldırırım. 10 kiloyu kaldırdığım zaman iki elimle kaldırırım. 100 kilo olduğu zaman iki kişiyle kaldırırım. Bir ton olduğu zaman belki kaldıramam, bir aletle kaldırırım. Bir dağcının dağa çıkış şeyin modelini verdiniz siz. Duraklar var. Evet. Sonra orada oksijenle bedeni alıştırmak. Ne kadar zor değil mi? Çok bir dağa bile çıkmak ne kadar zor. Şimdi dağ için ne diyoruz kazanmak. Mesela? Dağın en yüce yeri diyoruz. En yüce dağ diyoruz. Hani yüce dağ. Niye yüce dağ? Yüksek çünkü. Hı. Yükseğe çıkmak zor. Ama o dağcı aşağı inerken, ben aşağı inerken hiçbir ekipmanım olmadan yürüyerek inebilirim. Ama yukarı çıkarken ayakkabım özel olacak. Belki belli bir yükseltiden sonra oksijen cihazım olacak. Bütün ekipmanlarım olacak. Dolayısıyla demek ki hani biz bu hayatta böyle bir mücadelemiz var. Biz boş verirsek aşağı doğru gideceğiz. Bir de şunu vurgulamak istiyorum. Bazı insanlar birdenbire o yükseltiyi veya o yükselişi kazanmak istiyor. Bu da yanlış gibi geldi. İmkansız. Hava basıncı azaldıkça insan bedeni buna tepki gösteriyor. Aynen. Demek ki adım adım gidin, adım adım yükselin. Yani öğrenmek de adım adım. Yani bu hayatın doğal, adım adım. Hayatın doğal süreci bu yani. Biz yükseleceksek... Ama düşmekte böyle bir şey yok. Yani düşer, aşağı düşer. Doğru giderken tabiri caizse paldır küldür gideriz. Yukarı doğru çıkarken çok az çıkar. Şimdi buradan ayet bununla alakalı mesela Rabbimiz diyor ki, şükreden kullarım ne kadar az. Yeryüzünde iman edenler ne kadar az. Yeryüzünü ıslah eden, yeryüzünün düzgünleşmesi için uğraşanların sayısı ne kadar az. İnsanlara baktığımızda birçoğu aşağılara doğru gitmenin ve bunun için uğraşıyor. Yukarı doğru giden insanların sayısı ise bir elin parmakları kadar. Ama yeryüzünü de şöyle bir güzelliğimiz var. Rabbimiz yanımızda. Her taş mücevher değil veya elmas değil. Evet, herkes bir değil. Evet, ama herkes, o elmasın, bir. O mücevherin sayesinde diğer taşlar da ama değerleniyor. Ama o mücevher veya elmas olabilmek için de yanmak, tutuşmak. Bir yerden başlamak bir gerekiyor. Yerden yani başlamak şimdi yani. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Peygamberimizin geldiği zaman da bakıyoruz. Her türlü yani kötülüğün yapıldığı, meşru görüldüğü bir zaman. Ama Efendimiz geliyor, toplumu oradan alıyor, yücelte. Bir asr-ı saadet, yani saadet asrını oluşturuyor. Bu 23 sene süren bir saadet asrı. Her ayeti veya gelen ayetleri yaşaya yaşaya herhalde hayata adapte olmak. Aynen. Hayatın içinde kendini bulmak. Geçen bir arkadaşla konuşuyorduk. Dedi ki ben hakkı tavsiye ediyorum başta dedi. Ben de dedim ki insanın kendi olmasını tavsiye etseniz de kendi olan Rabbini bilmez mi? Evet. Aslında biz bir kendimiz olabilsek, yaratılış manasını, gayemizi ve amacını bir hissedebilsek, beni Allah niye yarattı? Niye gönderdi? Onun eli ve emeği var diyebilsek veya benim anlamım ne, benim amacım ne, ben niye yaratıldım diye sorusuyla bir muhatap olabilsek belki de kendimize getirecek herhalde bu bizi. Aynen. Dolayısıyla dediğiniz gibi yani insan olsak, hani böyle insanlığımızın gerekliliğini yapmaya çalışsak, şunu da unutmayacağız. Bizde bir nefis var. Bizim şu anda, şimdi bile şu anda bizim konuşurken bizden pay almaya çalışan bir şeytan var. Bizi şu an izleyen şeytan var ve yine bizim şu an bile yanımızda Allah'ımızın bize dua eden yüzlerce binlerce meleği var. Yalnız değiliz. Dolayısıyla da hayat bir mücadele sürekli. İyi ile kötünün, hakla batılın, yani şerle hayrın sürekli bir mücadelesi. Hayat karşılıklı veya zıtlarıyla kaim falan deniyor ya. Evet. Öyle deyince bir hadis doğru mudur, yanlış mıdır? Sahihliği üzerinde tereddüdüm var mı? Yok ama size sorayım, sahih midir, değil midir? Ya Rabbi bana iki Ömer'den birini nasip et. Evet. Çok ilginç değil mi? Belki de hayatın tanımı burada değil mi? Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vahyin başlangıcı döneminde Mekke şehrinde en etkili sözü geçen ve Peygamber Efendimiz'e davette en çok yardımcı olabilecek iki Ömer'den
Onlardan bir tanesinin Müslüman olmasını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Niye ikisini isteme diye düşünüyorum ben. İkisinden birisi yeterdi çünkü. Yeter. O esnada hani en azından birisi ikisi olmasa olsun karşımda. Tabii ikisi ama olmasa bile birisi. Hani ikisini de isteyebilirdi efendim. İstemiş zaten ona göre ikisine de gitmiş. Bu hayat okuması değil mi ama? Evet tabii. Gerçek, bir yerde hayat yani, okuması bu. Yani şöyle gerekli bütün tebligatı yapmış. Efendimiz tebliğini yapmış, çalışmalarını evet yapmış, davetinde bulunmuş ama sonrasında da ya Rabbi. Birinden umudu mu kesmiş oluyor? Demek ki bu ikisi olmasa bile biri diye bu şekilde demiş. Şimdi hani hayatını şeyiyle alakalı söyledik ya mücadele diye. Şimdi şöyle de bir örneğimiz var. Hani biz eğer hevaya tabi olursak vahyi terk eder. Vahyi terk ettiğimizde doğal olarak hevaya tabi oluruz. Heva bizi kaplar. Heva ne? Sadece dünya için yaşamak, planlarımızı, projelerimizi, kendi nefsini ön plana çıkarmak, nefsin isteklerini, arzularını, bu hazlar üzerinde hazları, bir hayatı. Yani sadece hani bu tabirim biraz ağır olacak ama bunu da söylemek durumundayız. Sadece hayvanlar gibi yemek, içmek ve şehevi ihtiyaçlarını gidermek için yaşamak. Sadece böyle bir şey. İşte bu hevanın şeyidir. Şimdi biz bunu şunu diyemeyiz yani bunu da görmezden gelelim. Bu da oluversin, bu da devam ediversin demeyelim. Şunu düşünelim. Siz de yani bunu yaşamışsınız hayatınızda. Vücudumuzda milyarlarca hücre var. Yani her hücre her sene yenileniyor. Ama bu milyarlarca hücre içerisinde diyelim birkaç milyon hücre kanserli oldu. Hı hı. Şimdi diğer hücreler o kanserli hücrenin bütün hepsinden etkilenecek. Yani milyarlarca hücrenin, gözümüzün hücresi bile diyelim kalpteki bir eksiklikten ya da diğer organlardaki bir eksik hücrelerden, bozuk hücrelerden etkilenecek. Belki o sebeple de ölecekler yani. Yani sapasağlam hücreler ölecekler. Veya kanser hücresi onları da saracak, onları da sarmalayacak. Dolayısıyla biz hayata bakarken, topluma bakarken, insanlara bakarken, etrafımıza bakarken ya bu da oluversin, bunu da görmezden geliverelim, bu da böyle devam etsin demeyeceğiz. Çocuklarımızla alakalı, akrabalarımızla alakalı bir yanlışlık gördüğümüzde aman bana ne, beni ilgilendirmez demeyeceğiz. Çünkü biz toplum olarak da bir bedene benziyoruz. Bütün toplum yaşadığım, bir vücut gibi. Yaşadığım şey üzerinden şöyle ben tahlil ettim. Sağlıklı hücreler kanser hücresini kendi bünyesinde gördüğü için onu kendinden zannediyor. Çünkü kendi içinde. Evet. Kendi aynı bedende. Aynı bedende. Onu dost zannediyor. İlk önce tepki göstermiyor. Ne zaman kendini de öldürmeye yani bütün vücudu sarmaya başladığı zaman tepki gösteriyor ama geç kalıyor. Burada sizin sözünüzü teyit eden bir olay var. Evet. Diyorsunuz ki siz topluma aman sen de derseniz bünyeyi sarar bu sefer de kurtaramayız. Bu sefer bütün hepimiz gideriz. Buradan kurtaramayız. Yani 20 yaşında bir genç bütün hücreleri sapasağlam ama bir organında kanser var ve o bütün hepsini umursamadı. Bu tedavisi olmadı ve o bütün hücreleri artık hayatını sonlandırabiliyor. Türkiye bu toplum bunu yaşamadı mı? Defalarca yaşamadı. Toplum her zaman yaşar. Hani yaşar toplum diye. Da hareketlidir. Toplumda şöyle bir şeyi hiçbir zaman da yani bunları konuşurken iyi bir yere değindiniz. Önemli. %100 vahyin hakim olduğu bir toplum olması imkansızdır. Melek olurduk o zaman. Evet. Yani biz ne kadar çok vahye tabi olursak olalım içimizde vahye muhalif, Kur'an'a muhalif, ahlaka muhalif, doğruya hakka, muhalif, hakikate muhalif birileri olacaktır. Bir kesim olacak. Mutlak olacaktır. Çünkü biz insanız. Yani şeytanın ya, görevini yapacak. Ve ona söz dinleyen, şeytana tabi olan insanlar da olacak. Çünkü şeytan olmasa imanın bir anlamı olmaz. Diyor. Olmayacak. Olmayacak tabii. Tersini düşünelim şimdi. %100 hevanın hakim olduğu toplum da olmaz. Olmaz. Orada da iyi insanlar vardır. Orada da hakka çağıran, dost doğru güzel insanlar vardır. Tabiri caizse çöplükte biten güller vardır. Yani böyle bir şey. Zindanda da şu biten söz de geçerli değil mi? Tuğyanın olduğu yerde tufan olur. Olur ve o tufan rahmete yani doğru. Yani heva inşallah dediğin şey toplumun genelini kapsamışsa yani çoğunluğunu kapsamışsa bir tufan olur. Mutlak suretli olmak zorunda. Şimdi işte Kur'an'ı hayata taşımak bu herhalde. Hayata bakış açısı. Buradan şuraya gelelim. Şu anda ülkemizde orayı da konuşacağız. Yaşanan olaylar var. Bir Müslüman daha doğrusu Kur'an'ı hıfzetmekle kalmamış, hayatına geçirmiş ve yaşamaya başlayan bir insan. Bir müftü olarak böyle bir insan tanımına girdiğin zaman bu insan afetler, olaylar veya depremler karşısında ne yapar? Nasıl davranır?
Yani önce şunu bir söyleyelim. Bu şu yanlışı yapmayalım yani. Hani ya şuradaki insanlar şu hataları yaptı, yok, da yok, yok, başlarına bu bela geldi gibi bir ifade kullanmak dinimiz açısından bu afetlerin ve musibetlerin doğru yorumlanmamasıdır. İnsanlar birilerini suçlamaya gitmeyelim. Asla tabii, böyle. Tabii. Musibetler neden gelir? Musibetler bir olabilir. Bu da olabilir. Hani onun olmayacağını da söylemiyorum. Bir musibetler, Allah bizleri sever, ikazda bulunur. Bakın der yani, bu dünya geçici. Siz ev yapıyorsunuz, yıllarınızı bu ev için veriyorsunuz ama bir selle bu evler gidiveriyor. Sen o zaman ahiret... Evi yaptığımız yere de bakmıyorsunuz. Evet, sen evet, ahiret evinin daha çok ebedi olduğunu, sonsuz olduğunu unutma. Bu ev bugün var, yarın yok. Evet. Sen öldükten sonra zaten olmayacak, yok olacak, gidecek senin için. Birilerine kalacak. Nice evler var, yapanlarını bilmiyoruz. Başkaları oturuyorlar oralarda. Nice bahçeler var, dikenlerini bilmiyoruz. Başkaları onlardan istifade ediyorlar. Dünya evinizi vazgeçmeyin. Orada önemli ama gönül evinizi de bana, evet, bana tahsis edin. Ahiret herhalde evinizi, asıl olan ahiret yurdunuzu imara çalışın. Musibetlere böyle bakmak lazım. Bu açıdan bakıldığı zaman, yani bir şahıs düşünelim. Hani belki ahireti ihmal eden, unutan ama böyle bir musibet geldiği zaman, ya ben bak şimdi hakikati gördüm, dünyaya dünya kadar, ahirete ahiret kadar değer vermem gerektiğini diyen birisi için musibet hayırlı bir şey olmuş olur. Çünkü yani ahiretin içinde hayrı bulabilmek, ahiretini kurtarmasına bir vesile olmuş olabilir. Birinci sebep budur. Allah bizi musibetlerle uyarmak ister. O şekilde olabilir. İkincisi, Allah bizim günahlarımız vardır, hatalarımız vardır. Bu dünya bir imtihan yeri. Peygamber Efendimiz diyor ya aleyhissalatü vesselam, dünya Müslümanın zindanıdır. Rahat yeri değildir. Rahatı Müslüman ahirette yapacaktır. Evet. Kafirin ise dünya cennetidir. Burada her istediği olacaktır. Ama ahirette o zindana girecektir. O halde biz bu dünyada madem biz zindandayız, başımıza bu haller gelebilir. Bu gayet doğaldır. Çünkü biz kimseye şunu vaat etmiyoruz. Bu dünyada dört dörtlük yaşayacaksınız. İstediğiniz her şey olacak. Gönlünüze göre her arzunuza kavuşacaksınız diye bir şeyimiz yok. Peygamberlerimizin hayatına bak. Peygamberimiz başta hayatlarına baktığımız zaman o zindanı görüyoruz değil mi? Zaten birçok peygamber hep efendilerimiz... Hep o misaller veriliyor. Tabii peygamber efendilerimizin birçoğu işkenceler görmüşler. Yurtlarından sürülmüşler. Vatanlarından koparılmışlar. Katledilmişler. Hapislere atılmışlar. Yani kaç yüz bin peygamber varsa birçoğu bu çileyi çekmiş. Ama onlar dememişler. Ya biz Müslüman olduk da, peygamber olduk da Allah bizi niye sevmiyor da başımıza bu musibeti veriyor dememişler. Ya Rabbi sen beni böyle imtihan ediyorsun. Bazen verirsin şükreder miyim diye bakarsın. Bazen alırsın sabreder miyim diye bakarsın. Ben de imtihandayım demişler. Dolayısıyla musibetlere böyle bakmak lazım. İnsanlarımız, musibeti yaşayan insanlarımız kendilerine Allah'ın onlara verdiği bu sıkıntıyla onların günahlarını affedeceğini, onların derecelerini yükselteceğini ve onların bu şekilde de inşallah sonunda hayırla kavuşacaklarını ümit edelim. Bu şekilde söyleyelim. Tabii bir de olayın şu boyutu var. Bunu da ihmal etmeyelim. Tedbirsizlikten kaynaklanan aynen bir şey. Şimdi onu söyleyeceğim. Yani hani musibet geldi. Allah'tan geldi başımıza. Yo. Tamam biz buna razı olduk dememek lazım. Yo, olmaz. Bir şeyin sebeplerini araştırmak lazım. Acaba neden geldi? Ben nerede ihmal yani ettim? Evet, neyi biz ihmal neyimizi ettim? Eksik yaptık? Neyimizi kusurlu yaptık? Yani hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ya la yuldeğul mu'minu min cuhrin merrateyn. Müslüman akıllı olur. Bir delikten iki kere sokulmaz. Bir hatayı iki kere yapmaz. Bir kere yapar. Sonrasında hatasını anlar ve bir daha o hatayı yapmaz. Çünkü akıllıdır. Hı-hı. Şimdi bize bir yere bir kere sel geldiği zaman, belki onlarca canımız gittiği zaman, ikinci sel geldiğinde tekrar onlarca canımızın gitmemesi için çalışmamız lazım. Bunun için gayret göstermemiz lazım. Dolayısıyla da burada hani başkalarını değil, kendi adımıza biz neler yapabiliriz? Başkalarını suçlamayla değil, biz kendimiz olarak neler yapabiliriz? Bunu düşünmemiz lazım. Yani musibetlerde bizim burada hangi hatamız, kusurumuz, bireysel olarak hangi eksikliğimiz vardı da bu oldu diye de düşünmemiz lazım. Bunu her birey olarak, fert olarak, toplum olarak düşünürsek de inşallah onların tekrarlamaması için ulaşırız. Peki yine olmaz mı? Yine olur. Olur. Yani hani şimdi bakıyoruz Japonya mimari açıdan şu an dünyanın en sağlam evlerini yapıyor. Japonya'da deprem oluyor. Yine depremde ölenler oluyor. Yani ama hani ölen oluyor. Şimdi o deprem oluyor ama tedbirler o depremdeki can kayıplarını veya azaltıyor. O zayiatları azaltıyor. Azaltıyor ama yine de oluyor değil mi? Oluyor yani şimdi olan. Amerika'ya bakıyoruz. Ev mimarisinde sağlamlıkta çivilerin mukavemeti bile ölçülerek yapılıyor yani. Evet. Yanlış bir çivi bile çakılmıyor ama
bir fırtına oluyor. Onlarca can gidebiliyor. Burada da şöyle demiyorum Allah-u Teala. Evet, siz her tedbiri alabilirsiniz. Her şeyi hesaplayabilirsiniz. Ama benim de bir hesabım var. Benim gücüm yeter. Benim gücüm ben yeter. Size neyi takdir ettiysem evet. Başınıza o gelir. O zaman burada da bir ikilik var. Hani o zaman öyle düşünelim. Bir, bize düşen görev var. Allah'la zıtlaşmayın diyor herhalde yani burada evet, da. Evet, yani doğayla, Allah'ın yarattığı kanunlarla. Titanik'te bir... Bu batmaz diye yapılan gemi ilk seferinde batıyor. Belki buradaki olay şu mu? Siz her şeyi yapabilirsiniz ama sizin o tasarladığınız şey size aittir ama benim tasarladığım şey ben Rabbim. Aynen. Ben Allah'ım. Öyle tasarladığınız şeylerle falan bana karşı ben şöyle gelelim. Bir ifade kullanıyorum. İlahi bir senaryo var. Biz de bu ilahi senaryonun dünyadaki oyuncularıyız. Evet. Oynuyoruz bu oyunu. Haddinizi aşmayın diyor. Hayır, kimimiz rolümüzü yapıyoruz. Elimize verilen o metinli o oyunun figürlerini güzel yapıyor. Kimimiz dışına çıkmaya çalışıyoruz. Dışına çıkınca oyun bozuluyor. Oyun bozulunca bir müddet devam ediyor ama sonrasında müdahale geliyor. Bu oyunda bu yok. Sen dur bakalım orada. Bu oyunu güzel oynayamıyorsun deniyor. Dolayısıyla da ne kadar o senaryoya boyun bükebilir, ona tabi olabilirsek o kadar güzel bir vazifemizi yapabiliyoruz. Şu ben geliştirdiğim bir söz kendi düşüncelerimde. Hayat bir bütünde tam olmak. Tamamlamak değil. Zaten hayatın içindeyiz ama yerini bulmak herhalde o tamamlamak. Yerini bulursan hayatı tamamlıyorsun ve orada tamamlanıyorsun. Evet. Aslında biz bu eksikliği hissetmeliyiz değil mi? Biz neredeyiz, nerede durmalıyız? Biz yaratılış amacımız oraysa orayı bir arayalım, bulalım. Eğitim sistemimiz veya sizin Kur'an eğitiminizde de bu var herhalde değil mi? Mutlak suretle yani Kur'an'ın özünde bu var çünkü. Yani bunu ne kadar çok verebilirsek o kadar çok biz başarılı olabiliyoruz. Yani bir hayat... Az önce de söylediğim gibi öğrencileri sadece Kur'an kursuna göndermeyle bu iş bitmiyor. Kur'an kursuna göndermeyle bu vebalden, sorumluluktan kurtulamıyoruz. Biz iş yerinde de çocuklarımıza örnek olacağız. Alışverişlerimizde de örnek olacağız. Evimizdeki o kullanımlarımızda da aldığımız diğer şeylerimize örnek olacağız. Bu Kur'an kurslarındaki öğretmenler Kur'an'ı tabii bilgi olarak veriyorlar. Hayat tarzı olarak veriyorlar. Böyle yaşayın diyorlar ama kabiliyet üzerine de bakıyorlar mı? Mesela öğrenci evet Kur'an'ı öğrensin, onun üzerine bir hayat inşa etsin ama verilen bir de kabiliyet var. Bu kabiliyette bu çocuk nerede, ne amaçla yaratıldı gibi böyle bir inceleme falan da yapabiliyor musun? Mutlak suretle. Çok zor ama bu ya. Yani bu biz dediğim gibi birden olabilecek olacak bir şey değil. Yani böyle kısa vadede olacak bir şey olacak bir şey. Bizde hafızlarımız ortalama 3 yıl bizde bulunuyorlar. En çok eğitim gören. Yaz Kur'an kursunda da 1,5-2 ay bulunabiliyorlar öğrenciler. Toplumumuzun %80'i yaz Kur'an kurslarında dinini öğreniyorlar. Yani bu çok yaz Kur'an kursu gibi kalabalık bir ortam ve ancak 1,5 aylık bir süreç bir hayatta, o da her sene gelmiyorlar. Bazen tatile gidiyorlar, bazen hasta oluyorlar, bazen başka bir işler çıkıyor. Dolayısıyla din eğitimi noktasında hani biz topluma yeteri kadar din eğitimi noktasında bir zaman ayıramıyoruz. Bunu ifade etmek gerekiyor. Ama hani bu sadece zaman ayırmayla değil, toplumun bütününü kapsayan bir eğitim sürecinin de mutlak suretle öğrencilerimize verilmesi lazım. Bir de şunu sorayım, bu programın son sorusu olsun. Bu kadar badire geçirmiş bir ülke, hep de badirelerin içindeyiz. Toplum moral ve motivasyonunu bozmayan bir toplum yapımız var mı? Ben var gibi görüyorum, siz neler söylüyorsunuz? Çünkü toplumun moralini, motivasyonunu destekleyen unsurlar vahyi unsurlar. Yani biz bir ölümle karşılaştığımız zaman bir insanın başına gelebilecek en büyük felaket ölümdür. Eğer hani yakın ölen bir insan için biz şunu deriz. Ya Rabbi, eceli sen belirlersin. Sen anne karnına düştüğünde burada bu saatte öleceğini sen belirledin, değiştirmezsin. Dolayısıyla da ben senin belirlediğin şeye itiraz edip buna isyan etme gibi bir lüksüm olamaz. Ben buna boyun büktüm deriz. Hastalık olur. Ya Rabbi sen hastalığı bana diyorsun ki seni ben imtihan edeceğim. Hastalık veriyorum. Ve o yüzden de sen de sabret. Bak seni deniyorum diyorsun. Deneniyoruz, imtihan ediliyor, gözetleniyoruz. Sürekli her daim aldığımız her nefeste bir imtihan dünyasındayız. Öyle olunca da toplum bu vahyi motivasyonlarla başına gelebilecek felaketlere karşı dirençli oluyor. Yani bu yüzden de mesela şimdi bakıldığı zaman Avrupa'da insanları motive edecek manevi bir duygu olmadığı için
çok çabuk kendilerini kaybedebiliyorlar. Çok çabuk madde bağımlısı olabiliyorlar. Çok çabuk yanlış işler yapabiliyorlar, suça bulaşabiliyorlar. Hı. Ama bizim toplumumuz Allah'a şükürler olsun başına bir hal geldiği zaman sabretmesini biliyor. İnsanlarımız birbirine bağlı, başına bir hal gelen insana kol kanat germesini bilebiliyorlar. Bakın bir yakın zamanda okuduğum bir bilgiyi paylaşayım sizlere. Çok beni etkiledi yani bu bilgi. Önemli bir şeydir yani. Şu anda Avrupa'da biliyorsunuz Avrupa'da hemen hemen her birey psikoloğa gider, psikolojik destek alır. Yani bazı başına gelen zor süreçlerde hemen desteğini psikologdan alır. Ama biz ne yaparız? Dostumuzdan, akrabamızdan, arkadaşımızdan alırız. Avrupa'da 90 yaşında bir kadın, yeni okudum bu bilgiyi de, psikoloğunu arıyor. Sürekli psikoloğa gittiği psikoloğunu arıyor. Diyor ki, evladım ben yıllardır sana haftalık belli periyotlarla geliyorum. Sen beni dinliyorsun. Ben seninle sohbet edince rahatlıyorum. Sonra da evime geliyorum. Senden son bir ricam var. 90 yaşında bir kadın söylüyor bunu. Benim evime gelmeni ve benim yatağıma gelip sana şöyle bir sarılmak istiyorum. Ve çünkü ben ruhumu teslim edeceğim. Ben hiçbir insanla görüşemiyorum, konuşamıyorum. Hiç kimseyle bir diyaloğum yok. Tek tanıdığım sensin, tek konuştuğum sensin. Gel bana bir sarıl ve ben yatağımda sen bana sarılmışken uyuyayım. Ve o şekilde de artık öleceğimi hissediyorum diyor. Ve gerçekten psikolog geliyor. Yarım saat onunla beraber konuşuyor. Ona bazı telkinatlarda bulunuyor. Onun yanına yatıyor. 90 yaşındaki teyzemiz sonra vefat ediyor. Yani şimdi bizim toplumda böyle bir şey olmaz. Bizde 90 yaşında bir teyzemiz olsa hepimiz gider onun gönlünü almaya, duasını almaya, ziyaret etmeye. Peygamber Efendimiz diyor ya, Allah der ki hastaydın beni ziyaret etmedin ey kulum. Allah'ım sen hasta olmazsın. Musafa edin, dokunun değil mi? Dokunmak. Şimdi hani pandemi döneminde şu anda biraz tehlikeli ama dokunmak, sarılmak bunlar insanın fıtraten ihtiyaç duyduğu şeyler. İnsan bunlara ihtiyaç duyuyor yani. Biriyle şöyle sımsıkı sarılabilmeyi, dokunabilmeyi, tokalaşabilmeyi. Bunlar insani gereklilikler. Bu temas çok önemli değil mi? Bu dinimizde de çok önemli. İnsan ilişkilerinde de dokunmadığımız, uzakta durduğumuz, ben seni seviyorum demekle herhalde sevginin bir ifadesi ama dokunduğun zaman sevginin de harekete geçmesi veya davranış haline gelmesi, dönmesi. Aynen. Değil mi? Mesela bunu bizim için en önemli şey namaz kılmaktır dünyada. Camide namaz kıldığımızda omuz omuza. Omuz omuza. Omuzlarımız birbirine değer. Hani bunu nasıl ifade ediyor? Sanki böyle saflar savaşta birbirine kenetlenmiş duran askerler gibi. Karşıda düşman araya girmesin, bizim birliğimizi bozmasın diye. Ya da duvarların birbirlerine, tuğlaların böyle hiç deliksiz, aralıksız birbirine yapışık yapışık konulup hepsinin bir duvar oluşturması gibi. Evet. Müslümanlar da böyledir. İşte o hani az önce sorduğunuz soruyla alakalı toplumun manevi dinamikleri çok. Biz özümüze dönelim. Vahye dönelim. Allah'a, Allah'ın davetine icabet edelim. Allah'ın mağfiretine, bağışlamasına doğru koşalım. Hangi günahımız, kusurumuz, suçumuz varsa olursa olsun Allah onu affeder. Yeter ki dönelim. Günahından dönen hiç işlememiş gibidir diyor Peygamber Efendimiz. Çoğu kişi geliyor, hocam çok günahkarım, Allah affeder mi bilmiyorum. Bu yüzden oluyor mu gerçekten böyle? Bu yüzden dönemiyorum diyor. Ben de diyorum ki sen eğer gerçekten tevbe etme niyetindeysen geçmişin el-İslamu yecüb bi ma kable. İslam kendinden öncekini siler atar. Yeter ki samimi bir kalple dön diyor. Bazı sözler var. Hiçbir günah Allah'tan büyük değildir. Bir yerde günahını büyüten biraz da şirke girmiş olmuyor mu? Yani Allah'ı tanımıyor. Allah'ı tanımıyor. Hani Allah'ı tanımıyor. Allah affeder. Allah her günahı affeder. Evet. Yeter ki kul Allah'la pazarlık yapmasın. Yani şöyle bir ben bunu yapayım. Şimdi gençliğim var. Elimden geliyor. Yapayım da yapayım. Yarın ihtiyarlayınca tevbe ederim gibi bir pazarlığa girmesin. Kansın. Nefsi kandırsın. Şeytan kandırsın. İstemeden bir hata yapsın. Sonrasında da pişman olsun. Allah onu affeder. Ama Allah'la pazarlık yaparsa Allah onun her şeyin en iyisini bilir. Allah, pazarlıkçıyı da bilir Allah'ımız. Şimdi imanda katkı olmayacak, pazarlık olmayacak. Evet, aynen. Yani bir yerden bir katkı, bir yer bir şey, şu, o var, bu da var falan bir katkı yok. Tertemiz aynen. Olacak. Yakini ve halis. Muhlisine lehuddin. Bir de pazarlık, sizin anlattığınız da pazarlık olmayacak. Pazarlık olmayacak. Evet.
Mütü Bey'im çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir programın sonu gerçekten güzel bir sohbet oldu sanıyorum. İnşallah izleyenler, dinleyenler de bu sohbetten İnşallah istifade ederler. Vatandaşlarımız da. Evet sayın seyirciler, konumuz neydi? Kur'an'dı. Kur'an eğitimiydi, Kur'an kurslarıydı. Kur'an'ı öğrenen, onu zihnine yerleştiren, hıfzeden ve hayat tarzı haline getiren insandan bahsettik, insan davranışlardan bahsettik. Konuğumuz ilçe müftümüz Sayın Hasan Limon'du. Bu programın sonu değil, bir başka programın başlangıç noktası. Gündüz seyredenler için iyi günler, akşam seyredenler için iyi akşamlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.